Evet, triyakoto.com YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bakın burada ne yazıyor? LED sabitleme aparatları. Bu kolimizi aşağı koyalım hemen. Videomuza başlayalım. Efendim bugünkü konumuz en sevdiğim konu. LED far ampulü benim aracıma uymuyormuş. Yapıştırma gerekiyormuş, sabitleme aparatı gerekiyormuş. Hele ki LED ile alakalı bir bilginiz yoksa, aracınıza ilk defa LED far ampulü takıyorsanız bu sizi son derece LED'den soğutacak bir sebep. Çünkü farı bozuyor arkadaş. LED takınca farın yamuk bakabilir. Neden? Çünkü sabitleme aparatı gerektirir. Sabitleme aparatı bulamazsan da yapıştırma gerektirir. Her LED takıldığın her araçta sabitleme aparatı gerekir mi? Kafalarda bir sürü soru. Gelin bu videoda bunlara cevap vermeye çalışalım efendim. Şimdi öncelikle bu H7, H4 soket tiplerinden önceki videolarımızda bahsetmiştik. O videoları izleyebilirsiniz. Bunlar farımızın fiş tipi dedik. Evet. Bunlara özel bir de yüzükler çıkıyor kutunun içerisinden efendim. O yüzükler üniversaldir. Yani H7 soket tipinde bir araba için normalde bizim sattığımız bütün LED ürünlerinde içerisinden H7 yüzüğü çıkar. Bu da ne demek oluyor? Yüzüğü yerleştir, yüzüğün çıkıntısı içeri baksın, yayı kapat, LED'i yerleştir, oldu bitti. Yani araçların %80'i için durum aynen bu şekilde. %90'ı için durum bu şekilde. Demek ki neymiş? Aracımıza LED takarken böyle sabitleme aparatlarına çoğunlukla çoğu durumda gerek ihtiyaç yokmuş. Peki bu sabitleme aparatları neyin nesi? Hangi araçlarda gerekli? Bulamazsak ne yapacağız? Bakalım önüme rastgele birkaç tane sabitleme aparatı aldım. Bakın burada Megane 4 var. Focus 3.5'un sabitleme aparatları var. Astra G var. Crafter Splinter sabitleme aparatları var. Jetta grubunun Photon marka sabitleme aparatları var. Demek ki yani şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık bir 10 tane model araçta LED sabitleme aparatına ihtiyacımız var. Sabitleme aparatı nedir? Sabitleme aparatı LED'imizi yuvaya oturttururken normalde o yüzük vardı ya dediğim H7, H4 yüzüğü LED'in kendi kutusundan çıkan orijinal universal yüzüğü. İşte o yüzük direkt yuvaya oturmuyor efendim. Bazı araçlarda kaidesi sistemi farklı çalışıyor. Ondan dolayı bu sabitleme aparatına ihtiyacımız oluyor. İhtiyacımız oluyor. Nereden bulabiliriz? İnternetten temin edebiliriz. triyakoto.com'da direkt şu anda sabitleme aparatları yok. Ama biz ne yapıyoruz? Eğer aracınızda sabitleme aparatına ihtiyacınız varsa WhatsApp hattımıza soruyorsunuz. Elimizde o sabitleme aparatı varsa cüzi bir ücret karşılığında bu sabitleme aparatını da LED takımımıza ekliyoruz. Peki WhatsApp numaramız neydi? Tekrar söyleyelim. 0850-840-5879. Açıklamaya bırakacağım zaten. Efendim, bunu bu şekilde temin edebilirsiniz. Ancak sabitleme aparatı olmazsa ne olur? Yapıştırma aracın farını bozar mı? Ne gibi zararları olur? Bununla alakalı kısa bir short reels videosu çekmiştik. Çok fazla tepki gördük. Bu kadar tepki göstermeye gerek yok. Bu kadar böyle devasa bir olay değil aslında yapıştırma. Bir ledci olarak söyleyebilirim. Çünkü eğer benim tavsiyem şudur. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sabitleme aparatına aracınızın ihtiyacı varsa, sabitleme aparatı olursa ballı kaymak olur, tertemiz yuvaya oturtturmuş olur. Ama bazı model araçlar var ki nadiren, dedim ya 10 tane 12 tane model araçta sabitleme aparatı gerekiyor diye. 2-3 tane model araç var ki yeni kasa Rifter'dı sanırım, Peugeot Rifter'ın yeni kasası. Birkaç tane modelde sabitleme aparatına ihtiyaç oluyor ama öyle bir sabitleme aparatı yok. Şimdi bu aracı LED takılmayacak mı? LED tabii ki takılabilir. Nasıl takılabilir? Sağına soluna çok ufak yapıştırıcı sürülerek yapıştırılabilir. Çünkü başka bir çaremiz yok. Gece kör gezecek halimiz de yok. Çünkü önümüzü görmek istiyoruz. Yapıştırmanın ne gibi zararları olabilir? Eğer düzgün yapıştırılmazsa, aracınıza düzgün yapıştırılmazsa farda titreme yapar. Kasise girdiğinizde yerinden çıkar. 1. LED ısınacağından dolayı ki bunu da defalarca söyledim, dilimde tüy bitti. LED ısınabilir. LED ısındığında o yapışkan eriyip
far yerinden düşebilir. 2. Üçüncüsü ise en önemlisi bizi alakadar eden konu. Biz her seferinde söylüyoruz, garanti için kutusuyla saklayın, sağ sol takım halinde gönderin diye. Bazen yapıştırma olayını sağlam olsun diye abartıyorlar. Bu hem farınızın yuvasına zarar verir, sökerken, değiştirirken zorluk yaşarsınız, hem de ürünün garantisini bozar arkadaşlar. Yani biz TVIK Oto olarak sağına soluna silikon basılmış, her tarafı yapışkanlı bir ürünü garanti kapsamında normal şartlarda girecek olsa bile, ki bizim kısa uzun sis ledlerimizde 1 yıl garanti var, garanti kapsamına sokamıyoruz maalesef. Ve kabloları da kesip biçme olanlarda, ki neden? Mesela kabloları da kesip biçme gerekir şu tür sabitleme aparatı gereken araçlarda. Son olarak şundan bahsedeyim. Bu konuyu şöyle bir toparlayalım. Sabitleme aparatı olursa güzel olur, olmazsa da yapıştırma çok büyük bir zarar vermeyecektir. Kibar bir şekilde sağlam bir yapıştırıcıyla yapıştırdığınız sürece. Son olarak, benim aracıma LED olmuyormuş diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben şu anda LED takılmayan araç görmedim. Eğer aracınız orijinalinden, farı kendinden LED ise ona yapılacak bir şey yok. Zaten farın kendisi tamamen LED. Ama orijinalinden xenonlu araçlar, orijinalinden zaten halojenli araçlara takıyoruz. Kaidesi sistemi ne kadar farklı olursa olsun LED takılır. Golf 7.5 araçlar için özel LED'ler çıkarmış bazı markalar olabilir. Çünkü yuvası direkt ona göre sistem yapmışlar, direkt takılabiliyor. Ama onun içinde sabitleme aparatları ayrıca bulunuyor. İstediğiniz başka bir marka LED'i de takabilirsiniz. Buradan çıkaracağımız sonuç şu: benim aracıma LED olmaz deme. Her araca LED olur, hem de gayet güzel olur. LED almadan önce de lütfen TVIK Oto'ya danış. Bizi tercih edersen çok memnun oluruz. Buraya kadar geldiysen, bir daha abone olursan daha memnun oluruz. Videoyu çok uzatmayalım. Sohbet videolarımızda zaten yarım saat konuşuyoruz. Böyle 4-5 dakika yeterli oldu. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun.